Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son proteinler işlemiştik. Şimdi nükleik asitlere geçiyoruz. Bu PDF'deki son videomuz. Bu arada ben her videonun altına anlattığım konuyla ilgili PDF yüklüyorum. Yani normalde aslında Tek bir PDF'de hem karbonhidratlar, hem yağlar, hem proteinler, hem de nükleik asitler var. Ama videoların altına ekliyorum sizler için zor olmasın diye bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, bazı PDF'leri birlikte yapıyorum ki konu bütünlüğü sağlansın. Bir de sizin için hani çok şey olmasın. Ee, eğer çıkaracak olan arkadaşlarımız varsa PDF olarak zor olmasın diye bu şekilde yapıyorum. Başlayalım isterseniz. Bakın. Nükleik asitlerle ilgili aslında burada bir bilgi vereceğiz arkadaşlar. DNA nedir, RNA nedir bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonra daha detaylı olarak da protein sentezi ve DNA replikasyonunda daha detaylı işleyeceğiz. O yüzden bunu böyle bir giriş olarak kabul edebilirsiniz. Şimdi biz de ee, nükleik asitler ne işe, ne işe yarıyorlar? Kalıtsal bilgiyi depoluyorlar ve bunu nesilden nesile aktarıyorlar arkadaşlar. İki çeşit nükleik asit vardır. Nedir bunlar? Deoksiribonükleik asit ve ribonükleik asittir. Yani DNA ve RNA'dır. DNA ve RNA. Şimdi DNA'dan ilk önce biraz bahsedelim. Arkadaşlar DNA kendi replikasyonu yönetebilir. Yani kendi eşlemesini yönetebiliyor. Ama RNA kendi eşlemesini yönetemez. Yani kendi kendini eşleyemez. DNA RNA tarafından e, sentezlenir arkadaşlar. DNA şifre verir. O şifreye göre RNA sentezi gerçekleşir ve ayrıca DNA bunu kontrol eder. Ayrıca DNA RNA sentezi ile birlikte protein sentezini de yönetmiş olur. Çünkü zaten RNA'ya verilen, mesajcı RNA'ya verilen şifreler gidiyor ribozomda okunuyor. Daha sonra proteine dönüştürülüyor arkadaşlar. Dolayısıyla RNA sentezi ile protein sentezi birbirinin arkasına gerçekleşiyor gibi düşünebiliriz. Tabi mesajcı RNA sentezi. Diğer RNA'lar birbirinden bağımsızdır. Ribozomal RNA ribozomu yapısını oluşturur. Taşıyıcı RNA da arkadaşlar protein sentezi sırasında ribozomu amino asit taşır. Şimdi DNA'ya baktığımız zaman DNA bizim atalarımızdan kalıtım yoluyla bizlere geliyor. Yani bizim tüm hücrelerimizde DNA var. Çekirdeğini kaybetmiş hücreler hariç diyorum. Tabii ki olgunal yuvar hücrelerimizde mesela çekirdek yoktur. Ama hemen hemen tüm hücrelerde DNA vardır arkadaşlar. Dediğim gibi bu DNA kalıtım yoluyla aktarılarak nesilden nesile geçmiş oluyor bütün bilgiler. Arkadaşlar e, DNA'nın şöyle bir görevi var aslında. Şimdi DNA yönetici moleküldür diyoruz ama doğrudan doğruya işe karışmıyor. Yani hücre işlevini yaparken DNA direkt olarak işe karışmıyor. Nasıl yapıyor bunu? Bunu uygulanabilmesi için protein üretiyor. Yani aslında DNA protein üreterek işe karışmış oluyor. DNA yönetir ama direkt olarak işe karışmaz. Yardımcıları aracılığıyla yani proteinler aracılığıyla hücre işlerini yönetmiş olur. O yüzden de doğrudan işe karışmaz diyoruz. Ee, Az önce de söyledim hücrelerin arkadaşlar işlevsel araçları protein mesela örnek verelim. Kanımızda bulunan kanımızda bulunan arkadaşlar hemoglobinin yapısını belirleyen DNA değil nedir hemoglobindir. Çünkü e, DNA'dan şifre alır o şifreye göre proteinin birincil yapısı sentezlenir. Hani hatırlayın anlatmıştım bu birincil yapıdaki amino asitler çeşitlerine göre kendi yapılarını belirliyorlar. Dolayısıyla buradaki yapıyı belirleyen DNA değil kimdir? Hemoglobindir. Hemoglobinin o birincil yapısıdır. Birincil yapı belirlendikten sonra da işte çeşitli katlanmalar gerçekleşerek hemoglobin ortaya çıkmış oluyor. DNA içerisinde de her gen, genler vardır arkadaşlar. Bu genler mesajlı DNA sentezini yönetiyorlar. Yani şöyle düşünün. DNA'da aslında birçok gen bölgesi var. Sadece hangi protein üretilecekse ona göre bir mesaj RNA sentezleniyor ve sadece ilgili gen bölgesi açılıyor ve polipeptit şifresi mesaj RNA'ya aktarılmış oluyor. Mesaj RNA da gidiyor arkadaşlar ribozoma şifreyi götürüyor ve daha sonra sentez gerçekleşiyor. Aslında şöyle diyebiliriz. DNA'dan RNA sentezlenir, RNA'dan da protein sentezlenir. Yani bu şekilde bir aktarım söz konusudur. Peki protein sentezi nerede gerçekleşiyor? Ribozomda. Tüm canlılarda arkadaşlar ribozomda gerçekleşir protein sentezi unutmayalım. Ribozomlar ökaryotik canlılarda hem sitoplazmada bulunur. Ee, pardon şöyle söyleyeyim yanlış söyledim. Arkadaşlar ribozom Ökaryotik canlılarda sitoplazmada bulunuyor. DNA çekirdekte bulunuyor ama prokaryotlarda farklı. Prokaryotlarda çekirdek olmadığı için bütün olaylar sitoplazmada gerçekleşiyor. Yani protein sentezi yine ama DNA nerede bulunur? Çekirdek olmadığı için sitoplazmada bulunur. Dolayısıyla mesajcı RNA sentezi de nerede gerçekleşiyor prokaryotlarda? E, sitoplazmanın içerisinde gerçekleşiyor. Ökaryotlarda mesaj reyne arkadaşlar protein sentez için gerekli bilgiyi nereye taşıyacak çekirdekten sitoplazmaya taşıyacak ve böylece e, genetik bilgi aktarımı devam eder. Mesela şurada gösterelim bakın ökaryotlardaki bilgi akışı bakın ne oldu DNA'dan bakın şurada DNA'mız var. DNA'dan çekirdek çekirdekte mesajcı RNA sentezi gerçekleşir. Daha sonra bu mesajcı RNA çekirdek zarında bulunan porlardan çıkarak nereye gider? Ribozoma. Yani sitoplazma içerisinde bunlar ribozoma gider arkadaşlar. Burada da protein sentezi gerçekleşir. Böylece hücre içerisindeki bilgi akışı gerçekleşmiş olur. Şimdi biz nükleik asit zincirlerinden bahsedeceğiz. Hangi yapı taşlarından oluşuyor arkadaşlar bu zincirler? Nükleotit dediğimiz monomerlerden oluşuyor. Özellikle burası önemlidir. Nükleotitin yapısından bahsedeceğim size. Şimdi nükleotitlerden bahsedelim arkadaşlar. Nükleotitlerin yapısında 3 tane yapı bulunuyor. Nedir bunlar? Azotlu organik baz, Pentos şeker bir de fosfat grubu. Pentoz şeker neydi? 5 karbonlu olan şekerdi. Azotlu organik bazdan da bahsedeceğiz. Bir de fosfat grubu var. Şimdi ilk önce azotlu bazlara bakalım. Arkadaşlar azotlu bazlar ikiye ayrılıyor. Pirinler ve pirimidinler. Pirimidinlerin karbon ve azot atomlarından oluşan 6 üyeli bir halkası var arkadaşlar. Ve bu halka azot e, halkadaki azot an azot atomu hidrojen alma eğilimindedir. Bu yüzden de azotlu baz diyoruz aslında. Yani azot alma eğiliminde olduğu için azotlu baz diyoruz. Onu da söylemiş olalım. Peki nedir pirimidinler? Pirimidinler sitozin, timin ve urasildir. Zaten 5 tane azotlu baz vardır. Adenin, timin, guanin, sitozin ve urasildir. Adenin ve Sitozin, timin ve urasil de arkadaşlar pirimidin grubundadır. Peki purinlere baktığımız zaman yapı olarak ne bir fark nasıl bir fark var? Arkadaşlar, bunlar da şimdi pirimidinler tek bir halkadan oluşuyor ama purinlerde iki tane halka vardır. 6 üyeli bir halkası var, bir de 5 üyeli bir halka var arkadaşlar. Bunların kaynaşmasıyla oluşuyor. Purinlerde neydi az önce söyledik? Adenin ve guanin. Şimdi şekil olarak bakalım. Bakın Pürinlere baktığımız zaman pürinler çift halkalıydı. Bakın, altı karbonlu bir halkamız, şurada da beş karbonlu bir halkamız var. Nedir bu? Adenin ve guanin. Pirimidinlere baktığımız zaman arkadaşlar bunlarda tek bir halka var. Yine şu şekilde. Şöyle 5 tane pardon, 5 karbonlu bir tane halkadan oluşuyor pirimidin bazları arkadaşlar. Yapı olarak bu şekilde bilmeniz yeterlidir. Pürinlerde 2 tane halka var. E tek bir halka var. O kadar bilmeniz yeterlidir. Evet geçelim şimdi diğer slaytımıza. Şimdi azotlu baza bağlı pentoz şeker var arkadaşlar. Bu pentoz şeker RNA'da ribozdur, DNA'da da deoksiribozdur. Peki ribozla deoksiribozun farkı neydi? Arkadaşlar deoksiribozda bir tane oksijen atomu eksiktir. Bu yüzden de zaten bakın D oksi, oksijen atomu eksik anlamında zaten ek almış. Dolayısıyla bu şekilde isimlendiriliyor. Ee, şekerin 5 karbon, beş nolu karbonuna bir tane de fosfat grubu bağlanıyor ve nükleotit tamamlanmış oluyor. Şurada böyle bir gösterelim. Tekrar bakın. Burada arkadaşlar bakın ne var? Bakın şurada pentoz şekerimiz var. Şurada bazımız var. Bazla pentoz şeker arasında hangi bağ oluşu? Glikozidik bağ oluşu arkadaşlar. Yani glikozit bağı diyebiliriz. Pentoz şekerle bazın bir araya gelerek oluşturduğu yapıya biz nükleozit diyoruz. Nükleozit. Daha sonra bunlara 3 tane de fosfat grubu katılıyor. Bu 3 fosfat grubunun katılmasıyla nükleozit monofosfat, nükleozit fosfat ya da nükleozit trifosfat diyebiliriz. Kısaca arkadaşlar ne diyeceğiz zaten? Nükleotit diyeceğiz. Yani burada monofosfat difosfat size sorulmaz. Direkt nükleotidin yapısında bunlar var. Nükleozitin yapısında hangisi yok? H3PO4 yok arkadaşlar. Unutmayın. Fosfat grubu nükleozitin yapısında yok. Nükleozitin yapısına eğer bu katılırsa ne oluşur? Nükleotit oluşur. Evet, geçelim diğer slaytımıza. Şimdi DNA'nın Kısaca bir replikasyonundan bahsedeceğim ama arkadaşlar detayına girmeyeceğim. Dediğim gibi detayını ilerleyen nitelerimizde işleyeceğiz. Şimdi kalıtımın temeli ikili sarmal yapıdaki DNA'nın replikasyonudur demişiz başlığımız. Bu arada başlıkları dediğim gibi Campbell'dan direkt olarak alıyorum. Sadece içeriğini eklemeler veya çıkarmalar yapıyorum. Yani daha anlaşılabilir duruma getiriyorum. Onu da söylemiş olalım. Arkadaşlar RNA molekülleri tek zincirden oluşuyor. Ama DNA ikili sarmal oluşturacak şekilde iki zincire sahiptir arkadaşlar. Dolayısıyla DNA'nın üç boyutlu yapısının böyle ikili sarmal şeklinde olduğunu ilk kez kim ortaya koymuş? 1953 yılında Watson ve Crick dediğimiz iki bilim insanı öne sürmüş arkadaşlar bunu. Daha sonra da zaten şu an bizim kullandığımız model de bunların önerdiği modele göredir. Bunlara göre diyor ki iki tane diyor şeker fosfat omurgası var diyor. Bunlar sarmalın dışında yer alıyor. Azotlu bazlar da sarmalın iç kısmına yerleşiyor. Yani şöyle diyor bakın. Ben şöyle çizerek göstereyim. Şimdi şöyle bazlarımız var. Bazlar sarmalın iç kısmında şeker ve şöyle şekeri gösterelim. Şeker ve fosfat grubu şöyle kısaca gösteriyorum bu arada uzatmamak için. Şöyle H yazdım ama H3PO4 orası. Bunlar arkadaşlar bakın şu bazların olduğu kısım sarmalın iç kısmında. Şeker fosfat grubu ise nerede? Sarmalın dış kısmında yer alıyor. Bu azotlu bazlar arasında hidrojen bağları kurularak iki zincir birbirine tutunuyor diyorlar. Ve böyle bir model ortaya atıyorlar. Bu modelde arkadaşlar zaten şu an bizim kullandığımız model. Peki iki zincir arasında hidrojen bağı var da. Peki üst üste yığılı bazlar arasında hangi bağ vardır? Burada da van der Waals etkileşimleri vardır. Bu van der Waals etkileşimleri şöyle azotlu bazlar alt alta geldiği zaman bunlar arasında bağ kurarak bu etkileşimler bir arada tutularak e, zincirin temel yapısı korunmuş oluyor arkadaşlar. Peki ikili yapıda ikisi, ikili sarmalda hangi baz hangisine karşılık geliyor? Arkadaşlar adenin her zaman için sitozinle denk gelir ve arasında iki tane hidrojen bağı vardır. Adenin sitozin olmaz tabii ki yanlış yazdım buraya pardon özür dilerim. Adeninin karşısına timin gelir ve arasında ikili bağ vardır arkadaşlar. Guaninin karşısına da sitozin gelir ve arasında üçlü bağ vardır üçlü hidrojen bağı. Dolayısıyla Guanistozin oranı daha fazla olan bir DNA'yı parçalamak, adenin timin oranı daha fazla olan bir DNA'ya göre daha zordur arkadaşlar. Çünkü guanin ve sitozin arasında üçlü hidrojen bağı olduğu için eğer bunlar sayıca daha fazlaysa bunları parçalamak daha zor oluyor. Yani ayrıştırmak daha zor oluyor. Ee, sarmalın zincirleri birbirinin komplementeridir. Yani tamamlayıcısıdır arkadaşlar. Bu yüzden zaten diyoruz ya adeninin karşısına timin, guaninin karşısına stozin. Yani bize bir zinciri verseler o zincirin karşısına yeni bir zinciri yapabiliriz. Direkt kolaylıkla yazabiliriz. Neden? Çünkü birbirinin tamamlayıcısıdır. Bu özelliği sayesinde arkadaşlar kalıtsal bilgi ne yapıyor? ileriki nesillere özgün olarak kopyalanıyor. Yani değiştirilmeden kopyalanıyor. Tabi arada mutasyonlar olabilir ama genellikle mutasyon olmadığını varsayıyoruz. Düzgün bir şekilde kopyalanıp ileriki nesillere aktarılıyor. Ee, bölünmeye hazırlanan bir hücrede arkadaşlar DNA her zaman için replike edilir. Yani DNA eşlenir. Daha sonra hücreler bölünerek DNA'lar birbirine, yani DNA'lar hücrelere verilir arkadaşlar. Bu şekilde de DNA nesilden nesile aktarılmış olur. Tabi her bir zincir karşısına yeni bir zincir sentezler. Şurayı sileyim bakın. Replikasyonda zaten dediğim gibi replikasyon detayını ileride göreceğiz. Şimdi her bir zincir diyelim ki bu bizim bir zincirimiz. Bu da diğer zincirimiz. Bu zincir arkadaşlar karşısına yeni bir zincir sentezliyor. Bu da karşısına yeni bir zincir sentezliyor. Ve şu DNA hücrelerin birine gidiyor. Bu DNA da arkadaşlar hücrenin diğerine gidiyor. Böylelikle ee, yarı korunumlu bir eşleme dediğimiz eşleme gerçekleşir ve hücrelere kalısal bilgi aynen aktarılır dediğim gibi mutasyon olmadığı sürece bakın burada ikili sarmalı göstermişiz bakın şeker fosfat omurgası dediğimiz şu dışarıda kalan kısım arkadaşlar şu dışarıda kalan zincirleri düşünün şöyle bas çiftleri hidrojen bağlarıyla birbirine bağlı şunlar bas çiftlerimiz birbirine bağlı bas çiftleri hidrojen bağıyla arkadaşlar ne yapıyor bakın yeni zincirler karşısına sentezleniyor mavi olanlar eski zincir sarı olanlar da yeni zincir bakın yeni zincir karşısına sentezlenir ve komplementer yani birbirinin tamamlayıcısı olarak iki tane DNA oluşur oluşan DNA'lar birbirinin aynısıdır unutmayın şurada da yine pürinleri primidinleri tekrardan gösterelim bakın primidinler halkalarına bakın arkadaşlar bu şekilde sitozin, timin ve urasil. Pürinlere baktığımız zaman pürinler de bu şekilde. Bir de riboz ve deoksiriboz'a bakalım. Bakın riboz. Ribozun ikinci karbonuna bakın. Pardon 1 2 3 4 evet ikinci karbonu. İkinci karbonunda bakın OH var. Deoksiribozun arkadaşlar ikinci karbonunda oksijen yok. Dolayısıyla bu yüzden zaten deoksiribonükleik asit olarak veya deoksiribozo olarak isimlendiriyoruz. Peki bir de evrimsel hızdan bahsedelim. Sonra zaten videomuzu bitireceğiz. Arkadaşlar, DNA ve proteinler evrim hızının ölçülmesinde kullanılabiliyor. Yani nasıl kullanılıyor bunu? İşte e, genler ve bunların ürünleri olan proteinler bir organizmanın kalıtsal geçmişini belirliyor. Fosillere baktığımız zaman arkadaşlar işte iki akraba türün DNA ve proteinleri birbirine daha fazla ortak kısım içeriyor. Yani eğer ki iki akraba tür olduğunu düşündüğümüz canlıları düşünelim. Şöyle DNA ve protein benzerliklerine baktığımızda o benzerlik mesela yüzde seksense o zaman onlar daha yakın tür diyoruz ama mesela yüzde yetmişte daha uzaktır diyelim ki elimizde üç tane tür olsun ne olsun? A, B, C türleri olsun. A ile B arasındaki benzerlik %90 olsun. B ile C arasındaki benzerlik %50 olsun. A ile C arasındaki benzerlik de %70 olsun. Şimdi hangi ikisi daha yakın akrabadır? A ile B, değil mi? Sonrasında A ile C en uzak akraba hangileridir? B ile C'dir. Yani biz burada ne yapıyoruz? Ortak kısımlarına bakıyoruz. Mesela burada insandaki hemoglobinle diğer türler karşılaştırıldığında arkadaşlar farklı olan amino asit sayılarını vermiş bize farklı olanları. Bakın insanlardaki insanlar zaten farklı olan yok sıfır. Gorile baktığımızda farklı olan bir tane. Gibona baktığımız zaman farklı olan iki tane. Resus maymununa baktığımız zaman farklı amino asitimiz sekiz tane. Fareye baktığımız zaman 27, kurbağaya baktığımız zaman 67 tane farklı amino asitimiz var. O zaman nedir? Kurbağa bize daha uzak akrabadır diyoruz. Evet böylece nükleik asitleri şöyle genel olarak bitirdik. Ama ben burada renal çeşitlerine, işte DNA'nın böyle detaylı olarak özelliklerinden bahsetmedim. Sadece zincirlerden falan bahsettim. Daha detaylı renal çeşitlerini işte protein sentezini falan daha detaylı göreceğiz arkadaşlar ilerleyen konularda. Şimdilik sadece bir giriş yaptım. Normalde aslında ben konu bütünlüğü olsun diye direkt bunun arkasına protein sentezini DNA replikasyonunu anlatabilirim ama dediğim gibi ben bu seneki konuları tamamen Campbell'a göre gidiyorum. Çünkü bu seneki sınavda 2022 sınavında daha akademik bilgiler geldi ve Campbell'dan geldi arkadaşlar. Bu yüzden de bu şekilde gidiyorum. Umarım pişman olmam. Bu arada ben elle yazmayı daha çok seviyorum. Geçen seneki videolarımda da söyledim. PDF'den işlemek birazcık bana zor geliyor açıkçası. Siz de fark ediyorsunuzdur. Ama alışmaya çalışıyorum. İlerleyen zamanlarda daha da iyi alışacağım. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.